Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere İngiltere'nin iş gücü açığını kapatmak için vize değişikliğinde neler olacak ondan bahsedeceğiz. Hem dil seviyesinde bir kolaylaştırma sağlanacak, hem de kazanmanız gereken para miktarı düşecek. Bunların hepsi sizler için birer avantaj. Genel olarak İngiltere'nin sizlere oraya gitmek ve çalışmak için yaptığı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Ve gidebileceğiniz diğer yolları da anlatmak istiyoruz. Videodan çıkmadan izlemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Çünkü çok net bilgiler vermeye çalışacağız. Bilin ki vize sisteminde değişikliğe gidiliyor. Peki birinci madde ne? Yeni çıkan haberlere göre İngiltere'de aranan meslekler listesi yayınlandı. Fakat bu meslekleri ve koşulları sağlayabilen insan sayısı az olduğu için gevşeme yapılacağı söylendi. Yani kolaylaştırmalar sağlanacak. Nasıl ki Almanya belli kriterlerden bahsediyorsa ve kimse karşılayamıyorsa, otomatik olarak ülke bu vize şartlarını kolaylaştırması gerekiyor ve bu ülkelerden bir tanesi gördüğünüz gibi İngiltere. Bu sektörlerin başında kimler yer alıyor diyorsanız arkadaşlar, ülkedeki internet altyapısının geliştirilmesi için çalışan insanlar ilk sırada yer alıyor. Örnek olarak geniş band teknisyenleri. İletişim teknoloji alanlarında çalışanların hepsi ön sıralarda yer alıyor bu durumda. Biliyorsunuz ki İngiltere'ye gitmenin yollarından bir tanesi de mevsimlik işçi. Mevsimlik işçideki tavan sınırları yükseltilecek. Önceki tavan sınırı 38.000'di ama bunun hala yeterli olduğu söylenmediği için tavan sınırı yükseltilecek. Çok daha fazla kişiye ihtiyaç duyuluyor. Mevsimlik işçiyi bilmeyenler için de hemen anlatalım. Meyve sebze toplayıcıları belli bir mevsimde geliyor, işini bitirip geri dönüyor. Bununla ilgili zamanında haber çıkmıştı arkadaşlar. Sizlere de videonun içinde söylemiştik ama bununla alakalı ayrı bir video çekmedik. Tarım işçilerinde İngiltere kriz yaşadı, yeterli sayıda işçiyi bulamadı diye. Bu yol ile nasıl İngiltere'ye gidebilirim, tarım işçisi olarak çalışmak istiyorum orada derseniz, bununla alakalı da bir video çekebiliriz yorumlar kısmına. Mevsim yazarsanız o videoyu da çekebiliriz. Gelelim en önemli konulardan bir tanesine arkadaşlar, dil seviyesi. Hepimiz bu konuda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Çünkü İngiltere'nin ana dili İngilizce olduğu için aradığı şartlar ortalamaya göre çok çok yüksek olabiliyor. Bu yüzden de İngiltere'deki iş verenlerde sıkıntılar yaşıyor. Başka ülkelerden gelen herkesin İngilizce seviyesi B2, C1 olmayabiliyor ki bu çok normal. Bu yüzden dil seviyesinde bir gevşetme yaşanılacak. Bunu yapmak zorunda kalıyorlar açıkçası. Benim fikrimce ya seviye düşürülecek, yani A2'lere kadar düşürülecek, ya da sınav sisteminin değişmesi gerekiyor. Ben kendim TOEFL IELTS'e girdiğim için biliyorum. TOEFL ve IELTS hakikaten çok zor sınavlar. Bunları geçmek çok zor bir süreç olabilir. Ya sınavı değiştirmeleri gerekiyor ya da seviyeyi indirmeleri gerekiyor. Bu arada arkadaşlar, bu haber çıkalı daha bir hafta olmadı. Olabildiğince hızlı şekilde sizlere aktarmak istiyoruz bu bilgileri. Haberde de şu şekilde yazıyor. Dil zorluğunun kolaylaştırılması, dil konusunda sıkıntı yaşamadan göç edilmesinin sağlanması olarak geçiyor. Yani bu ne demek oluyor? Dil konusunda göç edemeyenler bu sıkıntıyı artık yaşamayacaklar. Bir diğer müjdemiz de şu arkadaşlar, İngiltere'ye yerleştikten 5 yıl sonra sizden en az kazanmanız gereken maaş 35.800 sterlin idi. Ama bu konuda bir düzenlemeye gitmek istiyorlar. Çünkü bu rakam çok yükseklerde kalıyor. Ve İngiltere'ye çalışmaya gelenler bu yüzden şartları sağlayamadığında geri dönmek zorunda kalıyor. Şartın kaldırılması öngörülüyor. Gelin birazcık istatistikleri inceleyelim. İşverenler, İngiltere'deki işverenler bu konuda neler düşünüyor? İstatistikler neler söylüyor? İngiliz Ticaret Odası tarafından yapılan bir ankette arkadaşlar 1700 iş yerine soruluyor. Firmaların %60'ı daha fazla personele ihtiyacım var cevabını veriyorken 4'te 3'ü istihdam etmekte zorlandığını da söylüyor. Hem ihtiyaç duyuyorlar hem de istihdam edemiyorlar. Açık var ama kapatamıyorlar. Ortada çok büyük bir boşluk var. Bu boşluğu kapatmak için tek çözüm şartları kolaylaştırmak. Zaten bu sorunlar sürekli olarak devam ettiği için İngiltere'de sürekli konuşuluyor. Göçü nasıl kolaylaştırabiliriz? Neler yapabiliriz? O yüzden bu tarz haberler sık sık çıkıyor ve biz de sizlere anlatıyoruz. Peki İngiltere'ye gitme yöntemlerinden birazcık bahseder misiniz derseniz, zaten Scale Up'tan bahsetmiştik. Bu videoda birazcık daha Tier 1'den bahsedelim. Bu konu hakkında sizlere biraz bilgi vermek istiyoruz. Tier 1 üniversite mezunu olan girişimci vizesi var arkadaşlar. Bu nasıl alınır diyorsanız detaylarına bakalım. Bu programa katılabilmek için İngiltere'de yüksek eğitim kurumunda onay almış olmanız gerekiyor. Bu vize türüyle İngiltere'de 1 yıl kalabiliyorsunuz. Size sponsor olan eğitim kurumu vizenizi devam ettirmek isterse 1 yıl daha uzatabiliyor. Tier 1
üniversite girişimci vizesi size İngiltere'de nitelikli bir iş bulma veya kendi işinizi kurma fırsatı sunuyor aslında. Daha da güzel olanı, kendi işinizi kurduğunuzda aile bireylerinizi de yanınıza getirebiliyorsunuz. TR1'den bahsettiğimizde aslında sıradaki TR1 vizesi de yatırımcı vizesi oluyor. Biz bu vize türüne çok fazla değinmeyeceğiz çünkü inanılmaz astronomik fiyatlar isteniyor. Hatta sizlere daha net olabilmesi için fiyatı söyleyelim. TR1 yatırımcı vizesini alabilmek için en az 2 milyon sterlinlik bir yatırım yapmanız gerekiyor arkadaşlar ve İngiltere'de 183 gün yaşamanız lazım. Bu yüzden bu vize türüne çok fazla değinmiyoruz. Üçüncü TR1 vizemize geçiyoruz. Bir diğeri ise TR1 olağanüstü yetenekliler vizesi arkadaşlar. Bununla alakalı aslında biz ayrı bir videoda çekmek istiyoruz. Çünkü avantajları çok fazla. Eğer bununla alakalı ayrı bir videoda istiyorsanız aşağıya yorumlara yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz isteğinizi. Gelin detaylarını inceleyelim. TR1 olağanüstü yetenekli girişimci vizesinde sosyal bilimleri, fen bilimleri, mühendislik, dijital teknoloji alanında olağanüstü bir yeteneğe sahipseniz bu vize türüne uygunsunuz. Bu kriteri nasıl sağlayabilirim, neler yapmam gerekiyor derseniz detaylı bir şekilde inceleyelim. Beni neye göre yetenekli olarak görecekler ve beni nasıl seçebilecekler diyorsanız bir puanlama sistemi var bu durumun. TR1 vizesiyle İngiltere'ye gitmek isteyen kişilerin bu koşulları sağlayıp sağlamadığı en az 75 puan almasıyla belirleniyor. İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde online bir puanlama sistemi var. Biz aslında bu puanlama sistemini detaylı olarak dediğimiz gibi anlatmak istiyoruz ama şu an bu konuya direkt olarak girersek arkadaşlar video çok uzuyor. Aynı Kanada'daki puanlama sisteminde de olduğu gibi çok fazla detaylara iniyor. Bununla alakalı bir video istiyorsanız dediğimiz gibi yorumlara yazmayı unutmayın. 75 puan alt seviye. Nasıl bu puana ulaşabilirim diyorsanız da internet sitesine bakmayı unutmayın. Aşağıya linkini bırakıyoruz sizler için. Bu vize türünde arkadaşlar önemli geçerliliği bulunan noktalardan birisi dil yeterliliği. B1 seviyesi İngilizce isteniyor. Eğer bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenirseniz ve takip ederseniz çok mutlu oluruz. Instagram hesabımızda Enes ve Michelle, oradan da bilgilere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.